Pandemiyle birlikte dezenfektanlar ve antibakteriyel sabunlar hayatımıza girdi. Ancak bu ürünlerdeki bazı kimyasal maddeler uzun süreli kullanımlarda sağlığı tehdit ediyor. Hatta beyin hücrelerine de zarar veriyor. Ellerinizi sık sık yıkıyor musunuz? Evet. Sıvı el sabunuyla mı? Evet. Günde 10 defa, 15 defa hani bir şey yemek yedik mi veya bir şey elledik mi yıkıyoruz. Sıvı sabun alırken neye dikkat ediyorsun? Kokusuna. Sıvı sabun, deterjan ya da dezenfektan birçok kişinin vazgeçilmezi. Ancak Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre tehlike büyük. Özellikle pandemiyle birlikte dezenfektan, sıvı sabun ve deterjan kullanımı hızla arttı. Halen de günümüzde sık sık kullanmaya devam ediyoruz. Örneğin gün içerisinde defalarca kez ellerimizi yıkayabiliyoruz. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu ürünlerin içerisinde bulunan zararlı maddeler beyin hücrelerine zarar verebiliyor. Özellikle son yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki bu amonyum klorür diye adlandırdığımız bir takım kimyasalları içeren dezenfektan, bunlar kan beyin bariyerini de geçip özellikle beyin gelişimi üzerine organlarımıza, hücrelerimize de olumsuz etkileri var. Ve uzun dönem sonuçlarıyla ilgili olarak da öğrenme güçlüğü ya da bilişsel fonksiyonları da azaltabileceği düşünülüyor. Sabun ve deterjandaki bu zararlı maddeler başka sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Kullanılan temizlik malzemeleri özellikle ev içi kullanımının artmasıyla birlikte de bir takım öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi astım şikayetlerine neden olabiliyor. Ya da bizim göz alerjimizi tetikleyebiliyor. Arkasını okuyor musunuz? Ne var? Hangi maddeler? Genellikle bir marka olarak alıyoruz. Hı hı. Güvendiğiniz bir marka yok. Aynen. Yani her yaptığım temizlikte kullanıyorum her şeyi. Şeye bakmam pek, arkalarında tarihlere falan bakmıyorum. Ancak kullandığınız ürünleri satın almadan önce içeriğine bakmak oldukça önemli. Ne yazmayacak? Amonyum, klorür ve benzeri kimyasallar diye geçer. Mutlaka bu ürünleri içermeyen ürünleri tercih etmek gerekiyor. Aslında sadece amonyum klorür değil, 3000'den fazla kimyasal var. O yüzden daha çok çocuklar için içeriği temiz ürünler kullanmak gerekiyor.